Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 1942 yılında savaş suçu işlemekle suçlanan Sandor Kepiro, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yargılanmaya başlandı. Kepiro'nun Macar kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda 1200'den fazla Sırp, Yahudi ve Roman vatandaşın öldürülmesi suçuna karıştığı iddia ediliyor. Ben tamamen suçsuzum. Hayatta kalanların sonuncusuyum. Başka kimse kalmadı. Hepsi öldü. 97 yaşındaki eski polis şefi ayrıca 36 kişinin ölümünden doğrudan sorumlu tutuluyor. O daha önce de yargılanan eski bir Nazi savaş suçlusu. Sanırım bu güçlü bir mesaj içeriyor. Yıllar sonra bile suçluların yakalanıp adaletle teslim edilebileceklerini gösteriyor. Bu arada davanın görüldüğü mahkemenin önünde birçok kişi Kepiro'nun bir an önce cezasını çekmesi için protesto gösterisi yaptı. Kepiro ise savunmasında suçlamaların yalandan ibaret olduğunu söyledi. Öte yandan Sırbistan'ın Novi Sad kentinde acılar hala tazeliğini koruyor. Novi Sad katliamından kurtulanlarsa acılarını şöyle dile getiriyor. Yargılanması bizi sevindirdi. 96-97 yaşında olmasına rağmen cezasını çekmeli. O hayatta kaldıkça bize acı veriyor. Bu yüzden yaptıkları için o acı çeksin. Böylece intikamımızı almış oluruz. Diğerleri için de uyarı niteliği taşır. Cuma günü ve önümüzdeki hafta yapılacak duruşmaların ardından nihai mahkeme kararının 19 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.